Tuttur'da yeni üyelere özel bonus fırsatı şimdi tam 300 TL. Yorumlardaki linke tıkla, Tuttur'a üye ol, fırsatı kaçırma. Tuttur, en kral sensin. Kasımpaşa Trabzon. Değişik maç. Çok gol olur abi. Taşlık gol verdi. Çok gol olur, çok gol olur. Yani. Abi Trabzon bu şekilde gol yemeyi beceriyor. Atıyor da. Çok da rahat atıyor. Çok net gol, çok gol olur abi. Üç, buna da 3.5 üstü var mı? Var var. 3.5, 4.5 onları şey yapabiliyorsun. 7 gol üstü falan diyorsun. 7 izin var. 7 üzerinde izin var yani. Gidiyorsun oraya kadar. 7 olmaz da 3.5 üstü olur. Ya ben de geçen hafta Kasımpaşa Kayseri'yi yener demiştim ama Hikmet Hoca lafı ağzımıza tıktı. Kasımpaşa'yı 2-0'la yolladı evine. Ben Trabzonspor'un maçı hem ilk yarıda hem ikinci yarıda kazanacağını düşünüyorum. 2'den 2 diyorum yani. Güzel, yüksek oranlı bir tahmin. O zaman Antalyaspor. Cihat Arslan da gider bu maçtan sonra. Gider mi diyorsun? Olabilir. Gider. Olabilir. Zaten değişiyor genelde Kasımpaşa'da. 5 kere falan değiştirecek. Şimdi daha 2 oldu. Antalyaspor Beşiktaş'a geçelim o zaman. Ben beğendim bu arada Antalya'yı son maçta. Şey dönüşü zor. Dortmund dönüşü. Hacı Raytan. Zor. Zor maç. Antalya zor deplasman. Düşük skorlu. İlk yarı 0. Sıkıntılı bir maç bekliyorum. Çok sarı kartlı maç. Var mı öyle tahmin? 6 sarı kart olur falan. Yok. İşte öyle bir şey olsa iyi olurdu. 6 sarı kart olur. Şimdi Sergen Yalçın... Ben maça tahminim 1-1. 1-1. Direkt skor verdim. Sen skor verdin. Tamam. Hemen notlarımızı alalım. Ben de şöyle söyleyeyim. Yani o kadar çok yedek kulübesi iyileşti ki artık Beşiktaş'ın. Hani tamam. Hani bu Dortmund maçına çıkacağı 11'e zaten gelmeyecek Antalyaspor karşısında. 3 yerli meselesi de ilave etmek lazım. Ben ilk yarı 0, ikinci yarı 2 diyorum. Beşiktaş kazanır diyorsun. Evet. Yani ilk yarı beraber biter. İkinci yarı Beşiktaş kazanır diyorum. Çünkü Antalyaspor yani tamam. Geçen hafta kaybetti Antalyaspor değil mi? O kadar çok maç izliyoruz ki. Çok pozisyona girdi. Çok pozisyona girdi. Şey, Antep'e kaybetti. Antep'e kaybetti. Kolker zaten orada şeydi. Hah, şimdi maçları oturttum kafamda. Öyle söyleyeyim ama yani hoca bir şey yaptı Ersun Hoca. Bir oyun planını daha fazla değiştirebilmek için. Geçen sene Anderlecht'i kiraladıkları Mukayru'yu doğrudan 11'e oturttu. Şimdi oynatıyor. Bu arada iyi oyuncudur Mukayru. Bunda hiçbir sıkıntı yok ama sanki hoca hem Fred'in hem Hamilton'ın olduğu şeyi o aradaki birlikteliği biraz kaybetmiş gibi gözüküyor. Gökdeniz döndü. Onda da bir sıkıntı yok. Hacı Bright de iyi. Dur ben şey yapayım. Ben doğrudan 2.5 gol üstü diyeyim maça. Değiştirdim. İlk yarı 0, ikinci yarı 2'yi değiştirdim. Bu da aklınızda bulunsun ama 2.5 gol üstü dedim maça. Adana Demir, Çaykur Serdar Çelikler. İki tane çok kötü takım. Maalesef çok kötü takım. İsimlerden bağımsız çok oyun planı olarak. %100 haklısın. İkisi de çok kötü takım. Takım olarak çok kötüler. Bir kere Adana Demirspor'un yerlileri çok kötü. Hepsi ikinci lig seviyesi. Yani Karagümrük'ten yediği gollere bakın abi. Talha Sanuç'un birinci golde, ikinci golde de Kaan'ın hatası var. Yani yerli kalitesi son derece düşük. İki, Gökhan İnler hariç. Yani onu da yerli sayıyor. Rus, evet. O kuraldan dolayı. Bir kere Montella bu tespiti yapmıştır. İkili mücadelede de çok zayıf bir takım. İkincisi hep söylüyorum. Samet Ayıbaba'ya göre kurulmuş takımın. Montella gibi takım bütünlüğüne önem veren, yerleşik bir düzene önem veren hocaya uymaz. Uymaz. Yani Padibbalarla efendim neydi? Akintola. Akintola değil. Bir tane daha var. Ayla başlayan. Asan Balonga. Ha işte onlarla falan zor yani. Zor. Ben beğeniyorum. Patifayı yolladılar Eyüp'e. Gelelim. Eze meze falan hani. Birazcık orta sahada falan da böyle yaratıcı oyuncusu da yok. Svensson ve Bjarnason dışında. Vargas var. Ben Vargas'ı beğeniyorum yani mesela. Vargas iyi. Vargas çok iyi oyuncu. İyi oyuncu oldu. İyi oyuncu. Çok böyle iyi transferler olduğunu düşünmüyorum. Gelelim Rize Spor'a. Çok kötü takım abi. Kadro da çok zayıf. Yani takım olarak kötü. Yani bence hoca problemi var yani. Çok net. Hafta içi bazı haberler çıktı ama bir de Yasin Pehlivan'ımız tam diye. Baba Yasin Pehlivan'la falan küme düşersin. Bak net söylüyorum yani. Yasin Pehlivan. İşte Fabio Bayano'yu sağ bek. Gökhan Gönül stoper küme düşersin. Abi şimdi dostacı söyler. Santrfor da alamadılar. Yani Rize dediğin zaman Vedat Muriç, Skoda oradan aşağı doğru. Pohjan Palo yükselin. Kötü oyuncu değil ya. Pohjan Palo değil. Türkiye'ye uygun oyuncu. Yani sonuçta şu var abi. Ben ikisi de çok kötü takım bak onu söyleyeyim. Kadroları da kötü. Şey daha yeni hoca geldi Demirspor'da. Bu haftadan itibaren Montella ile ilgili biraz daha fikrimiz olur. Hoca problemi de var yani.
Ha, ben Adana Demirspor'un şey söyleyeyim, Hatay da iyi takım değil. Ama Hatay çok rahat yani. Ben, abi Diouf yani kafayı böyle bomboş vurdu ya. Atakukbe'nin şeyini. Aynen. Aslında. E şimdi sen 82. dakika evindeki maçta bomboş kafa vurdurursan yenilirsin yani. Ben Adana Demirspor'a bakıyorum. Yerli kimle çıkacaklar acaba diye. Şimdi bir şekilde yabancı kalitesinden, hani isim kalitesinden faydalanmak zorunda. Bir tanesini Gökhan İnler yapacaksın. Mecbur. Gökhan İnler. Stambuli'yi stoper yapacaksın. Stambuli'yi stoper yapacaksın. Simon Deli ile Stambuli stoperi ikilisi. Bir kere o yani yerli de Türk stoperler ikinci seviyesi. Hep söyle Selim de. Talha da. Eskişehir'de. Solbek Kaan da. Semih Güler. Talha da. Eskişehir'deydi o. Şeyde. Kaan da aynı şekilde. Solbek'te. İkincilik seviyesi bunlar. Bu arada hep ikincilikte oynuyorlardı son dönemde. İşte ikincilik seviyesi oyuncu. Kaan Kanak bir ara bir Alanya Spor yapmıştı ama kiralanmıştı evet, zaten. Yani bakıyorum şimdi bir ya sizden gelen kaleciden vazgeçip Ferhat'la evet, oynayacaksın. O da Türkiye'nin en kötü kalecisi. Yani. O yüzden Muriç'ten vazgeçemezsin. Yok misal yani şimdi. Gökhan orta sahaya bir tane koy. Soner Moner birini koy. Veyahut da kenarlardan birisini Yunus Akgün birisini var. Mes yaparak. Mesela gideceksin. Başka yani, çalışın yok. Bir şekilde gol yememen lazım. Önce bir gol yememen işini çözmen evet, lazım. Gökhan, Yunus, üçüncü kim olmalı? Gökhan, Yunus, Kaan Kanak. Yok çünkü yani. Başka yok. Elinde yok. Onu, ben olsam onu da oynatmam. Kaan'ı mı? Oynatmam. Yok ama artık oynatmak zorundasın yani. Yok abi birini orta sahaya koy. Göbeğe koşucu koy bir tane. Koşsun. Sol bek kim oynayacak? Soner. Sol bek bulsun abi. Bana Tarık Çamdal mı? Bir yarına sonu koy. Sven sonu koy. Bir yarına sonu sakat galiba. İşte Tarık Çamdal var. Yok abi oraya üçlü oyna. Önce... Kurgu değiştir tamamen diyorsun yani. O zaman... Abi bak Türk zorunluluğu. Hüsamettin tut. Kaan Kanak. Talha Sanuç. Yasin Pehlivan. Bunlar ikinci futbolcu abi. Mesela bunun nasıl bir katkısı var Türk futboluna? Bu adamların oynamasına. Ama yabancı hoca getireceğiz. Ya. Geç. Ona da bir tahmin var bu maç Adana Demirspor Çaykur'un Rizespor maçı ikisi de kaybeder. Yani ikisi de kaybeder. Her ikisi de kaybeder. Abi böyle bir şeyi açtırmak lazım değil mi? Her ikisi de kaybeder. Evet, nasıl oluyor? Kaybediyorlar yani sanma. Mesela Schalke Inter. İkisi de kaybeder. İkisi de kaybeder. Tam nakıs takım gibi. Bence Adana Demir kazanır bu hafta. Bence Adana Demir, yani yok Rize artık kaybetmek istemeyecektir. Adana da istemeyecektir ama Adana da istemeyecektir. İstemeyeceği için maç çok net beraber iki takım da bir puan tamam abi diyecektir. Öyle mi diyorsun? Ben Adana Demir kazanır 1.5 maçı hakem kazanır hakem. Maçı. Hakem kim olacak acaba değil mi yani? Biz şimdi kaçarken de hakemler belli değil. Aynen. Oraya idareci bir hakem mi yollarlar acaba böyle? Vallahi çok zor maça. Oraya böyle ciddi bir hakem fırlatı falan göndermen lazım. Kesin böyle. Her jest ve mimiklerle ortamı sakinleştirecek falan ama Adana seyircisi nasıl sakinleştireceksin abi? Adana seyircisi henüz sinirlenmez. Yani daha şimdi başkana biraz taktılar. Başkan ama, da acayip açıklamalar yapıyor zaten. Ama başkan, yılanlar, kunduzlar, yani ben başkanı tanımıyorum ama bir gün görürsem söylerim yani. İyi kadro zannediyorsun değil yani kadro. Onu söyleyeyim sana yani. Kadronun iyi değil başkan. Bir sol bek bir de kaleci alacaklardı. Türk de olmadı. Yani Türk kim abi? Kim? Türk Umut Meraş'la Fatih Öztürk'ü istediler. Umut Meraş da Metin Korkmaz'ın oyuncusu değil miydi? Yok. Şeye gelirken öyleydi. Hakan Korkmaz'ın yok. Bu Bursa Spor'a gelirken öyleydi. Öyle sonra değişti. Onu o yüzden alamamışlardır. Yoksa 35 tane falan menajerle çalıştı herhalde. Yok. Metin Korkmaz'la çalışıyoruz ya. Metin Korkmaz kulübün şeysi gibi çalışıyor. Terran Asu gibi. Değil mi? Öyle çalışıyor. Öyle. Tabii ikinci başkan. Uzun zamandır öyle. Tabii öyle çalışıyor. Ben de şöyle söyleyeyim dur. Tabii ki. Ben de söyleyeyim bak hemen geçiyorum. Yok geçmedim nefes aldım. Şimdi geçiyoruz diye. Ben Adana Demirspor kazanır diyorum. Aynen ben de. Aynı çizgide. Öyle böyle bir şey olacak kazanacak yani. Balotelli falan böyle hayata dönecek. Hatta bak Balotelli hat-trick yapabilir bu hafta. Balotelli oynamaz abi. Balotelli hat-trick yapabilir Balotelli bu hafta. Balotelli oynamaz abi. Belhanda da oynamaz. Geberik adamlar oynamaz abi. İçerinize Montella ile hayata dönecek Balotelli. Hayırlısı. Bir dönerse onunla döner zaten. Evet. O zaman Serdar Işıklı'nın sevdiği bir diğer takım. Giresun Spor, Konya Spor. Abi Giresun'da başkana üzülüyorum. Çok kaliteli bir başkan olduğunu düşünüyorum. Hı. İyi çok konuşmalarıyla. Ben tanımıyorum kendisini ama. Hani bana verdiği imaj o. Hı hı. Duyduklarım da öyle. Abi çok iyi oynadılar ya şeyde. Ben Alanya maçını izledim. Evet. Serkan Kırıntılı getirdi maçı. Yani ikinci yarıda çok iyi oynadılar ama o yetmiyor abi. Kalite yetmiyor. Onlar da çok kaskallama var yani. Oraya da çok kaskallama yapmışlar. Menajer kaskallaması çok var. Giresun küme düşermiş. Düşer mi? Giresun bu kadar küme düşer. Aynı tip santrforları var ya. Dukara, Umut Nayır. Bir de bir oyuncuları daha var. Hepsi yani bu kadroya lan 7-8 tane oyuncu lazım yani. Abi söyleyeyim. Milyardan sonra bir tık toparlanmışlar ama sanki. Yani bence kötü oynamadılar. Evet, ama anladım. Yetmiyor abi. Yani bir yere kadar getiriyorsun. Kalite yetmiyor yani. Ondan sonrasında kalite lazım. Doğru. Fenerbahçe gibi getir. Orada bir çalım atıp bir sağ gösterip uzak köşeye vuracak. Yok işte yani.
Ama işte şeyde var adamda. Eloğlu'nda var, Beşiktaş'ta var abi. İşte Eloğlu'nda var. Hani Eloğlu dediğim gibi Fenerli için söylüyorum. Yani oraya kadar getir. Yani son 30 metreyi ne yapacaksın abi? Şimdi son 30 metreyi herkes çözüyor. Son 30 metre çizilmiş hücum planından zaten geçtim de. Orada da bir iki yetenekli oyuncu lazım yani. Şapi, izledin mi Şapi'yi? Şapi Süleymanov, Krasnodar, Rusya milli takım geniş kadrosunda var. Yani Alanya maçında kontra yemediler, o kadar önde oynamalarına rağmen. Yani iyi oynadılar ama olmuyor, yetmiyor. Bence stoperleri çok ciddi sıkıntılı ya. Douglas çıkıyor, Diarra giriyor yani. İkinci stoper. Ki Diarra daha iyi oynadı. Daha iyi oynadı ama onu göndereceklerdi biliyorsun. Biliyorum. Son güne kadar adam kurtarıcı aldı. Oldu. Ama şey, gerçi yenildiler ama. İyi oynadı ama. Diarra mesela yani daha iyi oynadı Douglas. Rakip kimdi? Konyaspor. Konyaspor 10 puan. Konya kazanır abi. Konya kazanır. Konya KG kazanır. Var olur diyorum ben de. Ben de... Gol atabilir mi abi şeye Konya'ya? Bana şey... Atsın abi birine de. Atamıyorlar işte. Konya'nın oranı ne Yağız? Konya'nın oranı ne? Hemen soralım burada önümdeki notlarda yok. Ben bakayım hemen. Konya'nın oranına göre belki bir şey belirleyebiliriz yani. Konya Spor'un yenilmesine ne veriyor acaba? Gol atar mı Giresun Spor bu hafta? Ya olabilir. Yani bir şeyle, bir heyecanla, bir 10-15 dakikalık böyle şok baskılar vardır ya. İşte orada kalite problemi... Üçüncü bölgede Diabate'ye çok kalıyor top. Ya ben o son maçta da baktım. Diabate, evet. Ha. O da bir şeyi bitiremiyor yani. Bitiremiyor. Esas da Diabate'yi geçerse Ünal Karaman çok doğru kullanmıştı. Kenardan ziyade bak Fenerbahçe maçında merkeze bir çekmişti. Diabate atmıştı golü hatta galiba, evet. Değil mi? Fenerbahçe Göztepe maçında. Öyle hatırlıyorum. 2.44. Yenilmesi de onun 1.41-1.30 falandır. Tamam. Ben Konya yenilmez diyorum. Konya burada biraz garantici gidelim yani. O kadar ben Konya kazanır diyorum dedik. Abi. İkiden Konya kazanır dedik. Diyorsun. Konya oran çok yüksek. 2.44. Bir kere hem Ahmet Assan. Asist yaptı hemen ilk hem maçında. Hem Şikareci iki tane kule var. Tamam. İki kule bakalım. Skubic falan şey sol bek ciceleme falan bayağı bayağı İlhan Polut oturttu. Bu arada 10 puandalar ha. Evet. Yani şey ben değil... onların da kalitelerinin az olduğunu düşünüyorum. Ama İlhan Polut kalitesi ama var. Takım yani bir takımlar onlar. Evet. Takım onlar yani. Onları görüyorsun yani. Galatasaray Alanya maçına geçelim o zaman. 16'da oynuyorlar. Çok rahat Galatasaray kazanır. Evet. Çok rahat. Çok rahat kazanır. Avazim'i nasıl buldunuz? Bulamadık. Bulamadık. Bülent Korkmaz değişik tercih. Çok yani bu kadar şeyden sonra 3-4 yıllık yani teknik direktör hafızasını hatırlıyorum yani. Anlayamadığım bir tek değişiklik yani. Yani galiba şöyle düşünmüş oldular. Kadro acayip boşaldı. Bu kadro eski nesil yani Çağdaş Atanlar gibi futbol oynayacak teknik direktörden ziyade hani bizi baskılasın, hani en azından baskılamaktan kastım şu. Ligde tutsun. Gitmeyelim şeyi tercihi bu. Aman ne olur ne olmaz gitmeyelim Alanya tercihi. Alanya iyi değil abi. Alanya iyi değil. Galatasaray rahat kazanır. Galatasaray rahat kazanır. Ben Galatasaray kazanır ve 2.5 gol üstü diyorum. Tamam. Başakşehir-Fenerbahçe haftanın maçı diyebiliriz. Başakşehir ilk puanlarını... Fenerbahçe'den mi alır? Hayırlı olsun. İlk puanını Fener'den alır abi. Fenerbahçe kazanırsa bence değişim de olur orada. Artık son şans. Onu bilemem ama ben Başak yani benim öyle futbol bir... gerçek futbol gurmeleri biliyor ki Başakşehir ilk puanını Fener'den alacaktım olacak yani başka. Öyle bizim yorumlarda da yazmışlar bize. Klasik. Liverpool Münih Express'te anlattık ya işte Frankfurt'ta daha henüz şöyle böyle falan. Aa bilin bakalım kim oynuyor. Evet. Kötüye giden Frankfurt Fenerbahçe'yle oynuyor. Başakşehir Fenerbahçe'yle oynuyor. Öyle bir ikilem kurmuş Fenerbahçe taraftarı. Bu arada Göztepe maçında iyiydi hakikaten Başakşehir. İyi. Çok gol kaçırdı abi. Bayağı gol kaçırdı. İrfan Can Ayeri Vayet'in hele 2-1'den sonraki o son pozisyondaki kurtarış falan her kalecinin böyle o kadar soğukkanlı kalabileceği bir kurtarış değildi. Onu baştan söyleyelim. Yani klasik bir Aykut Kocaman takımından ziyade daha hakikaten hücumu oturtmuş, daha fazla hücumu isteyen bir Başakşehir vardı. Ben o yüzden maçta karşılıklı gol olur diyorum. Metropol Başakşehir Fenerbahçe maçında. Ben Fenerbahçe kazanır diyorum. Ben de maç çok net 1-1 biter diyorum. 1-1 mi? Tamam bakalım. Pazartesi. Sen değişimden kastın neydi bu arada? Kurgu değişikliği falan mıydı? Hoca değişimi. İki hafta önce sorduğumda yok %100 devam demişlerdi 3'te 0'da. Dördüncü hafta da artık mağlubiyet geldi. Sen hoca değişikliği ne taraftan bekliyorsun? Başakşehir'den. Abi çünkü şey, daha demin söylediğin... Fener'den ne? Yok, daha demin söylediğin Fenerbahçe gibi ben algıladım da izleyenler öyle algılamasın. O yüzden. Yok algılamayın. Aman bir şey söylemedik. Dedim ne oldu dedim yani. Mesela o üçüncü haftayla dördüncü hafta arasındaki farkı ben görebildim. Neden? Bugün itibariyle ayrılmayı düşünmüyoruz diyorlar. Artık o beşinci maçta da kaybedersen... Hayırlı olsun. Mustafa Eriyot'un olduğu yerde. Ben Aykut Kocaman'la Mustafa Eriyot'un iyi anlaştığını düşünüyorum. Bu arada Aykut Kocaman, şimdi genel olarak kadroya bakarsan çok da kötü bir kadrosu da yok Metropol Başakşehir. Gayet iyi bir kadrosu. Gayet iyi bir kadrosu var. Yani yeterli bir kadrosu solda var. Solda Çaddi, sağda Vişça, ortada... Vişça'yı falan geçtim. Ortada yani bu gelmedi aklıma. Berkay mı? Anderlet'ten geçen sene Göztepe'de kiralık oynayan çocuk var mesela. Onu oynatmıyor. Bak onu oynatacak bence Aykut Kocaman. Çünkü Fenerbahçe'nin bütün... Okako oynar mı? Oynadı zaten. Yok Fenerbahçe yaklaşık. Oynar niye oynamasın ya? Kesin oynar. Tamam abi ne kızdı ya şu an. Ya tamam Başakşehir ilk puanını Fener'den alacak rahat ol ya.
diyorsun. Tabii canım. Ben karşılıklı gol olur. Karşılıklı gol var. O zaman haftanın son maçı. Bu maça da çok sakatlık olur ve kırmızı kart olur da. Ayrıca oynayın canlı yayında. İnanın bana. İlk kim sakatlanır diyorsun? Çok sert oynayacak Başakşehir. Ha buraya yazın. Değişik bir tahmin. Hatay Spor, Kayseri Spor. Bence Hatay kazanır bu maçı. Hmm. Hatay'ı daha çözemedim. Daha çözemedim yani. Kötü değiller ama yani. Kötü değil, iyi o kadar yani. Kayba rağmen. İyi de değiller. Bu Penza gitti, Akinsola gitti. Kayseri enteresan. Bu da berabere biter abi. Beraberlik mi? Çok beraberlik var bu haftaya. Evet. Ben de Kayseri yenilmez diyorum. Kayseri yenilmez. Geçen hafta beni yatırdı ters köşeye. Şimdi Hikmet Hoca'nın peşindeyiz. Bir de Gürkan Kubilay'la analiz maliz falan böyle fotoğraflar paylaşıyor. Öyle dur bakalım ne olacak yani. Fotoğraflar Hikmet çok hocam, iyi. Hikmet Hocam yine şeyi takacak mı acaba? Evet. Sevgili Gürkan Kubilay ziyaret etti. Kiki Blendis şapkasını takacak mı acaba Hikmet Hocam? Şöyle fotoğraflar çok iyi. Tuttur'da yeni üyelere özel bonus fırsatı şimdi tam 300 TL. Yorumlardaki linke tıkla Tuttur'a üye ol, fırsatı kaçırma. Tuttur, en kral sensin.